Merhabalar. Yorumlarda Rin'le ilgili birçok soru gördüm. Bu videoyu ne zaman yapmaya başlasam birçok şey girdi araya ve sonunda yapmaya başladım. Bu sefer kararlıyım, bitireceğim. Naruto'nun bütün serilerini izlemeyenler için bu videoda çok fazla spoiler var demedi demeyin. Bir de şöyle bir şey var. Bir yapımdaki karakter videosunu anlatıyorsam o yapımda elbette ki spoiler olacak. Hani karakter videolarına neden spoiler var diye belirtmedim diye yorumlar yapıyorsunuz ama bundan sonra her videonun başında spoiler var diyeceğim. Neyse, abone olmayı ve paylaşmayı da unutmayın. Rin çocukluğunu en iyi arkadaşı olan Uchiha Obito ile birlikte oyunlar oynayarak geçirdi. Obito'nun en büyük destekçisi Rin'di. Akademiye girdiklerinde de beraberlerdi. Rin çok iyimser birisiydi. Kakashi herkesten önce mezun olduğunda onu ilk tebrik eden kişi Rin oldu. İleride mezun olduklarından sonra Rin, Obito ve Kakashi aynı takıma düştüler ama ninja olabilmeleri için Minato'nun zil testini geçmeleri lazımdı. İlk başta takım olarak değil de bireysel bir şekilde zilleri almaya çalıştılar fakat sonradan ortak bir çalışmayla bu testi geçmeyi başardılar. Artık bu üçü bir takımdı. 3. Shinobi Dünya Savaşı sırasında Minato takımı Kannabi Köprüsü'nü yıkmakla görevlendirildi. Görev sırasında Rin, Taiseki tarafından kaçırıldı. Rin'i kaçıranlar Konoha'nın savaşta neler planladığını, neler yapacağını öğrenmek için Genjutsu kullanarak onu sorguladılar. Ama Rin'in iradesi güçlüydü. Genjutsu'ya bile dayandı ve konuşmadı. O arkadaşlarına hep güvendi. Takım arkadaşları Kakashi ve Obito onu kurtardılar. Ama burada ölümden ve işkenceden kurtulan Rin en yakın arkadaşını kaybedecekti. Obito'nun bedeninin yarısı büyük bir kayanın altında kaldı. Bu zor koşullara rağmen Rin Obito'yu kurtarmak için çok çabaladı. Soğukkanlılığını korudu. Obito burada ölmedi ama Rin onu kurtaramadı. Daha doğrusu Rin onun ölmediğini bilmiyordu. Üstlerine gelen düşman sayısı çok fazla olunca Rin ve Kakashi oradan kaçmak zorunda kaldılar. Daha sonra Minato oraya geldi ve Iwa'yı yendi. Kakashi, Rin ve Minato köprü yıkarak görevlerini tamamladılar. İleride Kakashi, Rin ve Gai birlikte göreve çıktılar. Burada da durum kötüydü. Gai düşmanları uzaklaştırmak için kendini yem yaptı, Kakashi de onun peşinden gitti. Rin de Konoha'dan destek alarak geri döndü ve düşmanın geri çekilmesini sağladı. Buradaki olaylardan sonra Rin kaçırıldı ama bu sefer sorgu için değildi. Rin'in içine 3 kuyruklu olan Isobu mühürlendi ama bu mühür sürekli kapalı kalacak şekilde değildi. Rin Kakashi ile köye döndüğünde mühür bozulacaktı ve 3 kuyruğu serbest kalacaktı. Yani Konoha'ya 9 kuyruklu gibi 3 kuyrukla saldıracaktı. Böyle dedim de yanlış anlaşılma olmasın, 9 kuyruklu olayı bundan seneler sonra olacak bir olay. Burada Kakashi döndüğünde dedim çünkü Kakashi onu kurtarmaya gelecekti. Neticede takım arkadaşıydı ve geldi de. Kakashi Rin'i bu mühürden kurtarmak için her şeyi denedi. Ama Rin bu durumu kendi kendine ölçtü, tarttı, biçti ve tek çözümün kendisinin ölümü olduğunu düşündü. Ama kendisini öldüremezdi. Kakashi'den onu öldürmesini istedi ama Kakashi Obito'ya ne olursa olsun Rin'i koruyacağına dair söz vermişti. Bunu Rin'e söyleyerek bu isteğini reddetti ki söz vermemiş olsa da Rin Kakashi'nin takım arkadaşıydı ve bunu ona yapamazdı. Buradaki konuşma Rin'in fikrini değiştirmemişti. Kakashi düşmanla savaşırken ona Chidori'si ile vurmaya hazırlandı. Rin kendisini Kakashi'nin önüne attı burada. Bu sahnede Rin'in görmediği ve bilmediği bir şey vardı. Öldü sandığı en yakın arkadaşı Obito uzaktan onu izliyordu. Tam düşmana vuracakken önüne atlayan Rin'e Kakashi öldürücü darbeyi vurmuş oldu. Bu durum karşısında düşman ninjalar dahil herkes şaşıp kalmıştı. Rin var olan son gücüyle Kakashi'nin adını söyledi. Kakashi ve Obito dehşete kapıldı. Bu olaydan sonra Kakashi bayıldı ve olaya Obito dahil oldu. Oradaki bütün düşman ninjaları acımasızca öldürdü ve Rin'in yanına giderek onunla tekrar birlikte olabileceği bir dünya yapmaya yemin etti. Rin öbür dünyadan Obito'yu izlemeye devam etti. Tıpkı eskiden yaptığı gibi ona destek oldu ve Obito'nun yanına geleceği günü sabırla bekledi. Rin öldükten sonra bedenine ne oldu bilinmiyor. Ya Obito onu gömdü ya da Konoha'ya götürülüp Konoha mezarlığına gömüldü. Obito öldükten sonra öbür dünyada Rin onu karşıladı. Obito bu kadar uzun sürdüğü ve yol boyunca kaybolduğu için Rin'den özür diledi. Suçluluk duygusuyla Hokage olamadığını söylemeye çalışırken Rin bunun önemli olmadığını, onun elinden geleni yaptığını söyledi. Rin arkadaşının elinden tutarak onu sürekli izlediğini ve onu beklediğini söyledi. Ama Obito ona Kakashi'ye yardım etmesi gerektiğini belirtti. Bu yüzden Rin'den onu biraz daha beklemesini istedi. Rin onu bekleyeceğini söylerken Obito'nun dünyaya ışınlanmasını izledi. En sonunda Kaguya'nın yenilgisinin ardından Obito ve Rin öbür dünyada buluştular.
Rin'in iradesi çok 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 güçlüydü. Genjutsu altında bile herhangi bir bilgi vermedi düşmanlarına. Ayrıca ateşi kullanabiliyordu ve tip bir ninjaydı. Elinde bulunan az alet edevatla Obito ve Kakashi arasında gerçekleşen göz transferini başarıyla gerçekleştirdi. Naruto'da benim sevmediğim birkaç konu var ve bunlardan biri de yapım acımasız değildi. Rin'in ölümünde bu mevzuyu es geçmişler, gerçekten çok şaşırmıştım ben bu sahnede. Keşke bütün anime boyunca bu kadar acımasız olabilselerdi. Neticede savaş temalı bir anime. Yapımdaki olayların akışı birazcık Shingeki no Kyojin'e benzese, çok değil azıcık bile benzese daha farklı ve daha güzel olabilirmiş. Konu olarak Shingeki no Kyojin'e benzesin demiyorum. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Buradaki demek istediğim şey şu. Shingeki no Kyojin de bir savaş temalı anime. Burada Shingeki no Kyojin hakkında biraz spoiler vereceğim. İzlemeyen varsa söylemiş olayım. Shingeki no Kyojin'de de titanlarla insanlar arasındaki savaşı görüyoruz. Bu savaş inanılmaz acımasız bir şekilde ilerliyor ki olması gereken de bu. Sürekli insanlar kazanıyor, devler kaybediyor olsaydı bu anime bu kadar tutan bir yapım olmazdı. Animede bunun aksine devler sürekli kazanıyor, insanlar sürekli kaybediyor savaşı. Belli bir noktaya kadar savaşla ilgili hiçbir ilerleme kaydedemiyorlar. Devler hakkındaki bilgileri neredeyse sıfır ve öğrenemiyorlar bir türlü. Burada karakterlerin ellerinden bir şey gelmeyişi, ne bileyim güçsüz olmaları falan izleyiciyi bence kendisine çekiyor. Böyle dedim diye Naruto'ya kötü diyorum diye algılamayın, seviyorum Naruto'yu ama böyle sürekli herkes iyi olabilir muhabbeti benim için çok sıkıcı. Bayıyor bir süre sonra. İzlediğim şeylerin konusuna göre yapımın şiddetinin artması gibi bir beklentim var benim. Bilmiyorum yanlış bir beklenti mi. Mesela Fate'i de izledim, bir savaş temalı anime. Gerçekten de savaşlarda olması gerektiği gibi savaşıyorlar. Tamam bu animede de her animede olan standart klasik şeyler var ama olaylardan dolayı bunlar biraz daha geri planda kalıyor. Böylece seyir zevki artmış oluyor. Birisi bir Naruto videosunun altına şöyle bir yorum yapmıştı, benim inanılmaz hoşuma gitti. Gai Sensei Madara'yı orada yenecekti ama serinin isminin Naruto olduğunu unuttu. Naruto'yu özetleyen bir yorum bence. Naruto olmadan hiç kimse kötü bir karakteri yenemiyor. İnatla Naruto'nun gelmesini bekliyoruz oraya. Yani olaya Naruto dahil olacak, Naruto gelip yenecek karakteri. Yoksa o karakter mümkünatı yok, yenilemez. Neyse, video buraya kadardı. Sizin Naruto hakkındaki düşünceleriniz neler, yorumlarda belirtebilirsiniz. 18. yüzyılın sonlarında, 19. yüzyılın başlarında Avrupa ve Amerika'da insanat bahçeleri olduğunu biliyor muydunuz? Ya da zihinlerimizin kontrol edildiğini biliyor muydunuz? İkinci bir kanal açtım ve orada bu tür içerikler paylaşıyorum. Geçmişte olan ilginç olaylar, kişilerin hayatları ve güncel olaylar hakkında videolar yapmayı düşünüyorum orada. Paylaşmaya da başladım. Bana buradan verdiğiniz desteği oradan da verirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.